Herkese selamlar. Umarım keyifler yerindedir. Yerindedir. Konuşabilsem çok iyi anlatacağım. 9 Ekim, 15 Ekim haftasında neler var? Bu programda onu konuşacağız ama bu program içerik olarak dolu dolu harika. Az sonra benim bir konuğum olacak. Sevgili Gül Demir, Rosa Pietra Instagram hesabı nın sahibi, doğal taşlarla ilgili, doğal taşların şifası ile ilgili konularda bizlere olayları anlatacak. Ama ondan öncesi yine bir konuğum olacak. Çok sevimli Güney bebeğimizin babası bizlerle birlikte olacak. Az sonra şimdi ben yayına geldi, kendisini görüyorum. Sizlerle onu buluşturacağım ama hem Gül'ü hem de sevgili Güney'imizin babası ile ilgili güzel şeyler konuşacağız. Onu konuşmadan önce şunu söylemek istiyorum. Online astroloji ve tarot eğitimim kayıtları başladı. Aşağıdaki numaradan online dünyanın neresinde olursanız olun, ister Amerika'da, ister Afrika'da, ister evden, ister uzaydan bana bağlanarak bilgi alabilirsiniz. Ben şimdi sizleri sevgili Güney'in babasını bekletmeden hemen yayına almak istiyorum. Hemen merhabalar, nasılsınız? Sesiniz gelmiyor. Ben bir mikrofonunuzu açayım. Şimdi konuşabilir misiniz? Mikrofonla ilgili sorun var. Siz oradan mikrofona izin verebilir misiniz? Hemen. Tamam. Geldi mi? Süper. Adettendir. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Sizler nasılsınız? Bizlerdeyiz. Allah bugünümüzü arattırmasın. Şimdi hemen şunu söyleyeyim. Sonrasında izin vereceğim. Güney'in IBAN adresleri videonun açıklamalar bölümünde yer alıyor. Yurt dışından ve yurt içinden hesabı para gönderebilirsiniz. Bütün hesaplar valilik onaylıdır. O yüzden gönlünüz son derece rahat olsun. Ama cep telefonunuzdan, özellikle Vodafone'dan 5905, Türk Telekom'dan 6059, Turkcell'den 6061'e büyük harflerle Güney yazarak bir SMS attığınızda 20 TL'lik bir bağışa imza atmış olacaksınız. Güney bebek nasıl? Teşekkür ederim. Sağ olun. Güneyimiz de burada. Bir gösterelim ona. Güney. Gel buraya gel. Güneyimiz burada. Uyandı. Yeni uyandı. Kendisine geldi. Evet. Güneyimiz burada. Ah ne tatlı o. Güney. Hadi gel bakalım. Aşkım ne haber? Allah hep o gülücüklerini senin Allah arttırsın. Amin. Hayat dolu. Neşe dolu. Etrafına gülücükler saçıyor Vedat Bey. O gülücükler Allah'ın izniyle devam eder annesi babası merak etme. Amin. Allah razı olsun. Sizler yanımızda olduğunuz sürece biz hep güçlüyüz. Allah razı olsun sizlerden. İyi ki varsınız. Güneyde bir sorun var ama sadece SMA hastası değil, aynı zamanda böbrekle ilgili bir sorun yaşıyor. Evet, böbrekleriyle ilgili de sorunu var. Güney doğduğundan beri hiç düzenli uyku uyuyamaz daha evladımız. 11 aylık oldu. Sürekli rahatsız, sürekli ateşi var, sürekli enfeksiyon var. Hiç böyle derin derin dalıp 2 saat hiçbir uykuya dalamadı. Hep 15 dakika, yarım saat. Çünkü böbrekleri rahatsız ediyor. Böbreklerine idrar kaçağı var. O da bunu çok huzursuz ediyor. Sürekli ağrısız içerisinde. Kampanya ne durumda? %kaçta? %43'te inşallah bugün 44'ü açıklarız. Kampanyamızda bu ara biraz hareketlendi sanki. Kampanyamızın bitmesine son 3 ay kaldı. Zamanımız dar, yolumuz uzun maalesef ki. Aslında 2 ay içinde bu paranın tamamının toplanması lazım. Ne kadar bir rakam bu? Toplam bizden istenen rakam 1 milyon 820 bin dolar. Biz bu Ne? evet 1 milyon 820 bin dolar 50 milyondan fazla bir miktar. 60 milyona yakın bir rakam. Tabii doların ve euronun Evet. çıkmasıyla beraber bu çocukların ihtiyacı olan para da inanılmaz derecede yukarıya çıktı. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Ne kadarı toplandı? %43, %44. Ne kadara tekabül ediyor? %50 bile değil. Yani 30 bin, 25 milyon falan toplandı. 44'ü 2 ile çarptığı 2'ye böldüğümüzde aynen. 21 milyon, 22 milyon o civarda. 22 Anladım. milyon civarı. Şimdi
Yani bu videoyu izleyen herkes eminim ki ufak ya da büyük, hiç önemli değil, bir rakama imza atacak. IBAN adresleri videonun açıklamalar bölümünde yer alıyor. Güney'in Instagram hesabı nedir? SMA alt tire Güney. Onu da hemen videonun altına koydum ben açıklamalar bölümünde. Velev ki bulamadınız. Hemen bana Instagram'dan bir DM yazın. Ben sizi hemen yönlendiririm. Çok az bir süremiz var. 2 ay. Bu çocuk bak ne kadar güzel gülüyor. Aynı zamanda böbrekleriyle de ilgili sorunu var. İlk önce şeyini alması gerekiyor. SMA ilacını alması gerekiyor. Ondan sonra böbrek ameliyatı pahalı mı? Böbrek ameliyatı pahalı değil. Bu onu burada olabiliyoruz. Şey için yurt dışına gitmemiz gerekiyor. Gen tedavisi için. Onu Solucan biliyorum. yurt dışı böbrek ameliyatını burada olabiliyor. Şeyde Çam Sakura'da küçük bir operasyon geçirdi zaten bu böbrekleriyle ilgili. Şu anda kontrol altında. Tedavi olduktan sonra Zolgen SMA'yı aldıktan sonra 2-3 yaşında da böbrekleriyle ilgili bir operasyon geçirecek. Diğer SMA hastası bebeklerin böyle pazarları oluyor, çarşıları oluyor. Sizde var mı? Var kermesler, standlar, sürekli birilerine bir yerlere ulaşmaya çalışıyoruz biz zaten. Sürekli şey halindeyiz. Gül. Şeyi varmış. Çarşısı varmış. Senden 2 tane bileklik istiyorum oraya bağış. Hocam 2 tane sizden, 2 tane benden. Okey to. Tamam mı? Gerekli Okey. adresi vereceğim. Sevgili Güldemir de doğal taşlarla satış yapan, bileklikler yapan, kolyeler yapan böyle Gül 4 tane size bileklik veya kolye bağışlamış olacak. Tamam. Onların satışı gerçekleşmiş olacak. Şunu da söyleyeyim. Paranız olmayabilir. Ekonomik durumunuz olmayabilir. Evde ördüğünüz bir atkı, evinizden bir eşya, evinizden sakladığınız bir eşyayı sevgili Güney'e bağışlayabilirsiniz. Ben bütün iletişim bilgilerini videonun altına koyacağım. Velev ki görmediniz. Görün ama. Yani 100 tane de mesaj atmayın hani nerede diye. Tamam mı? Ben size bebeğin ailesine Instagram hesabına ulaştıracağım. Hadi Türkiye. Paylaşın. Aynı zamanda Güney'in hesaplarını Instagram hesabınızda, Facebook'unuzda, aklınıza gelebilecek her yerde paylaşın. Maddi durumu iyi olan arkadaşlarınıza rica edin. Bakın esasında öyle günlerden geçiyoruz ki ben bu kelimeyi hani lütfen affınıza sığınarak sadaka olarak adletmek istiyorum ama esasında hepimizin yaşamla ilgili yaşamla ilgili konuda zekatını vermesi gerekiyor. İşte Güney sizden bu konuda yardımlarınızı bekliyor. Güney yazıp Vodafone'dan 5905, Güney yazıp Türk Telekom'dan 6059, Güney yazıp 6061 Turkcell hatlarınızdan kolaylıkla sevgili Güney'e bağış yapabilirsiniz. Nereye peki eşyaları gönderecekler sevgili Salim'di galiba. Evet Salim. Şimdi Vedat Bey bizim bu hafta sonu İstanbul'da Küçükçekmece'de Cennet Mahallesi'nde bir kermesimiz düzenlenecek. Hafta sonu biz bu programı pazar günü 21'de yayınlıyoruz. Ben bunu hemen Instagram hesabıma ve sosyal medya hesaplarımda yayınlarım. Peki eşyaları nereye gönderebilirler? Eşyaları şu an açık adresimize gönderebilirler. Biz buradan araçlarla gideceğiz oraya. Eşyalar bir kısmı buradan oraya gidecek, bir kısmı eşyamız da orada. Instagram üzerinden satış var mı? Var. Var. Dolap hesabı var. Aynen dolap hesabına da yükleyebiliriz. Yani aynı zamanda Güney'in dolap uygulamasında bir hesabı var. Mağazanın ismi var mı? Bismillah. O da aynı. SMA Güney Dolap. SMA Güney Dolap. Tamam. Ben bununla ilgili bütün hesapları videonun altına sevgili izleyicilerim koyacağım. Lütfen şimdi sevgili Güney'e elimizi uzatacağız. Ona sevgiyle hayatının en güzel günlerini yaşaması için yardımlarımızı yapacağız. Sevgili Salim, ben yine sosyal medyada gerekli paylaşımlarımı yapacağım, üstüme düşeni yapacağım.
bağışımı yapacağım. Son söz sende. Ne söylemek istersin? Bizim çok kişinin az parasına ihtiyacımız var. Evladımızın sesini ne kadar çok kişiye ulaştırabilirsek kampanyasını o kadar erken bitirebiliriz. Güneyimiz 11 aylık oldu. Onu bir an önce ilacına ulaştırmamız gerekiyor. Doktorlara Güney'in bir an önce ilacına ulaşması gerektiğini söylüyorlar. Güney ne kadar erken ilacına ulaşabilirse ilacının faydasını o kadar çok görecek. Güney'i bugün ilacına ulaştırabilsek Güney'in bu hastalıktan kurtulabilme ihtimalinin %98 olduğunu belirtiyor doktorlar. Süper. Bunun içinde Güney'de aynı zamanda herhangi bir hortum falan da yok. Bu çok güzel bir şey. Çünkü çok ben güzel. Diğer SMA çocuklarla yayın yaptığımda onların daha hareketsiz ve hortumlarla yaşadığını görmüştüm. Güney'deki bu fark neden kaynaklanıyor? Erken tanı, hipnoze ilacına erken başladı Güney. 8 günlükken SMA hastası olduğunu öğrendik biz Güney'in. Her şey bir an şu an Güney'imiz çok iyi. İlacını alabilse bu hastalıktan hiçbir eser kalmayacak Güney'de. Yani gen tedavisini olabilse Güney normal yaşıtları gibi hayatına devam edebilecek. Ama işte ilaca ulaşamadığı zaman her geçen gün yaşıtlara geri doğru gelişince Güney geri gidecek. Ya biz kötüyü konuşmayalım. Ben eminim ki Güney iyi olacak. Biz o ilaca ulaşmak için bu kampanyayı muhteşem bir şekilde en üst noktaya taşıyacak ve o sağlığına kavuşacak ve son derecede iyi olacak. Sevgili izleyicilerim, benim duyarlıdır. Bakın, bütün numaralar, bütün hesaplar videonun altında. Hiçbir şey yapamıyorsan telefonundan 20 TL'lik bir bağışla kolaylıkla kampanyaya destek verebilirsin. Tamam mı? Aşağıdaki numaralardan lütfen bunu yapın. Ve ben de sosyal medya hesaplarımdan devamlı yüklenmeye devam edeceğim sevgili Salim. Elimizden geleni yapacağız. Allah tez vakitte evladımızın ihtiyacı olan bu parayı, sağlığı kolaylıkla nasip etsin. Seni uğurlamak istiyorum. Geçmiş olsun diyorum. Eşine sevgilerimi iletiyorum. Bir kere daha görelim mi o tatlı Güney'i eğer müsaitse? Çok teşekkür ederim sizlere. Allah razı olsun. Sizden Allah razı olsun. Sesimizi duyurmamıza vesile olunuz. Allah razı olsun. Sizden Allah razı olsun. Bir bay bay. Lan Güney hadi iyileş. Sünnet düğünü yapalım sana. Evlilik düğünü yapalım. Güney. İnşallah. İnşallah sünneti görmek nasip olur. Allah nazarlardan korusun onu. Keyfi yok. Normalde tepki veriyor. Telefon oraya da. Çok seviyor. İyi keyif. Olsun. Salim Bey'im sevgilerimi iletiyorum. Söylemek istediğiniz, atlamak istediğiniz bir şey oldu mu oradan? Annesi bir şey söylemek ister, bir şey yapmak ister. Annesi diyor ki lütfen diyor. Merhaba. Selam. Geçmiş olsun bakayım ya. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Ben teşekkür ederim. Beni gün içinde yaptığınız paylaşımlara, SMS numarasına, IBAN numarasına etiketleyin. Bazen gün içinde unutabiliyorum. Gözümden kaçıyor olabilir. Etiketleyin beni. Şu iki ay içinde bu konuyu halledelim. İnşallah, inşallah. Tamam. Çok teşekkür ediyorum desteğiniz için. Tüm Allah'a emanet olun. Takip edin. Tamam, gerekeni yapacağım. Tamamdır. Dolap hesabımızı tekrar söyleyeyim ben. Bir daha söyle, sesin duyulmadı. SMA Güney Elmacı. Dolap ben videonun altına zaten o linki koyacağım. Merak etme sen. Tamam. Tamam mı? Teşekkür ederim. Çok, çok sağ olun. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Sevgili Gül, Allah kimseyi sağlıkla ve evladıyla sınamasın. Evet. Amin. İnşallah. Yani annesin ve hani o durumu çok daha iyi anlarsın. İşte ben Türk halkını niye seviyorum biliyor musun? Bu durumlarda öyle bir kenetleniyoruz ki evet. O çocuk bizim evladımızmış gibi davranıyoruz. Ve
Benim izleyicilerim, ben SMA çocuklarla ilgili yaptığım bütün yayınlarda kampanyayı 1-2 puan yukarıya kaldırabilme gücümü biliyorum. Bu da tabii ki izleyicilerimiz sayesinde. Allah da sizden razı olsun. Ben de paylaşmak istiyorum hocam. Benim kendi Instagram sayfalarımda. Atarım linki sana. Evet, süper olur. Hatta ben şöyle bir güzellik de yapayım bu yayının içinde. Buradan da kendim ayrıca hesabına, IBAN hesabına 2 bileklik ücreti ben yatırıyorum. Çok teşekkürler. Seni şimdi yayından alıyorum. Az sonra seninle beraber olacağız. Bize çok güzel bilgiler vereceksin Gül. Ondan sonra ben şu programı bir sunayım. Seni hemen alacağım. Bekleyin, Gül'den çok güzel tavsiyeler gelecek. Sevgili dostlar, 9 Ekim, 15 Ekim haftası programına geçmeden bir kere daha anonsumu yapayım. Güney Yaz 5905 Vodafone, Güney Yaz 6059 Türk Telekom, Güney Yaz 6061 Türkcell'e gönder. 20 TL'ye gerçekten hadi kolaylıkla bu rakamı hepimiz evimizden çıkartabiliriz. Belki de bir gün sigara içmeyip bunu da verebiliriz. Çünkü bu çocukların sağlıkları son derece önemli. Şimdi sevgili dostlar, hadi gelin ilk önce ne yapalım? Ay dur bir dakika kız, benim kafa yine pert. Ay takvimine bir göz atalım. 9 Ekim günü Ay Aslan Burcu'nda olacak. Saç bakımı ve güzellik işlemleriniz için uygun. Özellikle saçınızı uzatmak için inanılmaz derecede bu tarihi kullanabilirsiniz. 10 Ekim Ay Başak Burcu'nda olacak. 13 Ekim Ay Terazi Burcu'nda olacak ve Güneş tutulmasında yaşayacağız. 15 Ekim Akrep Burcu'nda olacak ve çiçeklerinizi kolaylıkla sulayabileceğiniz bir süreç içinde olacaksınız. Bu hafta bizleri neler bekliyor? Esasında bu hafta son derece önemli bir hafta. Çünkü Terazi Burcu'nda yaşanacak olan 14 Ekim'de bir güneş tutulması yer alacak. Bu güneş tutulması son derece önemli. Terazi burçlarının, koç burçlarının, yengeç burçlarının ve oğlak burçlarının kadersel bir dönem yaşayacağı bir dönemi anlatacağım. Esasında bununla ilgili özel video şu an videonun altında ve videonun sonunda sizleri beklemekte sevgili dostlar. Yani hem tutulma kehanetlerim hem de burcunuzda neler olabileceğine dair bunları konuşabiliriz. Şimdi 9 esasında bu hafta biraz sert bir hafta. 9-10 Ekim, 9-12 Ekim haftası. Yani esasında 9 ile 12 Ekim haftası son derece kritik. Neden kritik? 9-10 Ekim tarihleri arasında patlamalar, kriminal olaylar, ilişkilerde sorunlar, özellikle evli çiftler arasında şiddet, cinayet vakaları, mobbing, kıskançlık olayları söz konusu olabilir. Esasında yılın en tehlikeli günlerinden birini yaşıyor olacağız 9 ve 10 Ekim tarihleri arasında. Bununla beraber 9-12 Ekim tarihine gelmeden önce en kritik burçlar kim? 9-10 Ekim tarihinde doğmuş terazi burçları, koç burçları, yengeç burçları ve oğlak burçları lütfen 9 ve 10 Ekim tarihlerinde hayatınızda olabilecek şiddetli olaylarla ilgili biraz daha temkinli ve dikkatli olmanız gerekiyor. İlişkiler, aile ilişkileriniz, bununla beraber aile ilişkileriniz, kariyer hayatınızla ilgili, evliliğinizle ilgili konularda sorunlar sizleri bekliyor olabilir. Bununla beraber 9-12 hani o büyük bilge Satürn Venüs'le gökyüzünde esasında çok da uyumlu olmayacak bir kontak içinde olacak. Burada ilişkilerde biraz sorunlar ortaya çıkabilir. Bu hafta esasında sağlıkla da ilgili çok önemli sorunlara çıkabilir. Ben ağrıları, böbrek ağrıları, cilt ağrısı, kemik ağrısı, ekonomiyle ilgili sorunlar açığa çıkabilir. Problemler yaşayabilir. Özellikle ilişkilerde, parasal konularda sorun, iş hayatında sorunlar, engellemeler, kısıtlamalar ve paranızın bereketsizliği zamanları 9 ve 12 Ekim tarihlerinde parasal konularla da ilgili çok da fazla hareket etmeyin. 12-14 Ekim tarihleri arasında özellikle evlilikle, iletişimle alakalı konularda bir şeyleri öğrenmek gerekiyor. İlişkilerle ilgili nasıl davranmalıyız, ilişkilerimizde nasıl hareket etmeliyiz, bunu kavrayabileceğimiz süreçlerle karşı karşıya olacak. Biraz kibir ve ego ile de ilgili sorunlar ve problemler açığa çıkabilir. O yüzden bu tarz dürtülerimizi lütfen ama lütfen iyi
iyi şey yapmamız lazım. Dengelememiz lazım. 9 ve 12 ay Ekim haftası psikolojik olarak bazı duyguların, duygu durumlarının, travmaların açığa çıktığı olayların kişilerin bizi yaralayacağı bir süreç olabilir. Özellikle 9 ve 12 Ekim tarihlerinde ıhlamur tüketimine lütfen çok dikkat edin. Kavgadan uzak durun. Biraz gözlemleyin bakalım psikolojik olarak neler, kimler bizi etkilemeye veya yaralamaya, incitmeye çalışacak. Esasında bu hafta hem zehir hem panzehir haftası. Bu hafta bizlerle birbirlerimize, esasında birbirimize yardımcı olabilecek süreç. Birilerine yardım edin, hayatlarına dokunun. Sözler ve kelimeler çok önemli. Özellikle sözsel olaylar son derece önemli. Kardeş yarısı, söz yarısı bu hafta önemli. Tamam mı? Yine tekrar ediyorum. Tutulmalarda nelere dikkat etmeliyiz videonun altında. Az sonra Gülden de şey alırız, tavsiye alırız. Hani güneş tutulması veya ay tutulması ile ilgili bizlere bakalım ne tavsiye verecek. Esasında bu hafta yaratıcı, yaratma gücü son derece yüksek ve bununla beraber doğa bilimciliği, doğayla ilgili konularda hepimizin içgüdüleri son derece yüksek olacak. Evinde çiçek, yetiştiren sevgili dostlar, bitkilerinizle ilgilenebileceğiniz süreç sizlerle beraber. Bak bu hafta ne var biliyor musunuz? Cazibesi yüksek insanlarla karşılaşabiliriz. Bu da hani aklınızı başından alabilir, sansasyon aşk ilişkilerine sebebiyet verebilir. Aynı zamanda aldanma ve aldatılma ile ilgili konular söz konusu olabilir. Libidonuza sahip çıkın. Sevdiğimiz insanlar uğruna çok fazlasıyla şeyden vazgeçen insanlar da söz konusu olacak. Tabii ki sevdiğimiz insanlar için her türlü fedakarlık yapılabilir ama kendimizden vazgeçerek yaptığımız fedakarlıklar bize zarar verir. Bunu da sakın unutmayın. Ama bakın bu hafta mobbinge uğrayabilirsiniz. Mobbing yapabilirsiniz insanlara. Özellikle iş yerinde bu konularla ilgili lütfen olaylar yapmayın. Tamam mı? Ve şunu da hemen söyledim. Esasında bu hafta çok kadersel hafta. 4 tane burcun kaderi değişecek ve bununla da ilgili video linkin alt, videonun altında ve nerede şeyde kız videonun sonunda. Tamam mı? Şimdi az sonra gelecek. Gelecek Gül gelecek. Az sonra sevgili Gül Demir bizlerle beraber olacak ve bizlere neyi anlatacak? Doğal taşları anlatacak. Sevgili Gül'ün de Instagram hesabı Rosa Art Pietra. Instagram hesabı numarası da hemen orada. Bu bütün bilgileri de videonun altına sevgili izleyiciler koyacağız ama gezegen geçişlerine şöyle bir göz atalım. Şimdi 8 Ekim Venüs Başak Burcu'na geçiş yapıyor. Kız! Aslan burçları. Size bu müjdeli haberi verdiğim için o kadar mutluyum ki bu Venüs retrosunun artık kalıntılarını da daha az bir şekilde hissedeceksiniz. Ve artık Venüs gerçekten Aslan Burcu'ndan giderek 9 Ekim günü Boğa Burçlarına, Yengeç Burçlarına, Yengeç Burçlarına, evet Aslan Burçlarına, Başak Burçlarına, Akrep Burçlarına, Oğlak Burçlarına ve Balık Burçlarına büyük bir şans getirecek. Ay şahane bir haber yarabbim özellikle Aslanlara. 10-12 Ekim Plüton Oğlak Burcu'nda durumda olacak. Özellikle Oğlak Burçları, Yengeç Burçları, Terazi, ama ne terazi kız? Koç ve Terazi Burçları da 10-12 Ekim tarihleri arasında işleriyle ilgili, aileleriyle ilgili, sağlıklarıyla ilgili, ilişkileriyle ilgili temkinli olması gereken bir süreçte. Ve 12 Ekim artık Plüton Oğlak Burcu'nda ileri hareketine geçmiş olacak. Ay bu Plüto da bir türlü Oğlak Burcu'ndan gidemedi ya. Vallahi yemin ederim. Kız 2025'e kadar da burcumuzda ara ara gidecek ama ne yapayım. Ve 12 Ekim Mars artık Akrep Burcu'na geçiş yapıyor. Esasında Mars Akrep Burcu'nda güçlüdür ama bu bir dönemi başlatıyor. Nasıl bir dönemi başlatıyor? Artık tutulmaları Mars'yan bir enerjiyle tetik yapmaya başlayacak. Ekim ve Kasım ayları bu anlamda son derece sorunlu biliyor musunuz? Ve
Esasında 2019 Merkür tutulmasının olduğu hattı tarikat ve korona ile ilgili yeni bir süreci başlatacak bir gökyüzü olayıyla karşı karşıyayız. Hazır mısınız kız? Kim geliyor? Sevgili Gül bizlerle. Seni az evvel çat diye yayına aldım ama babacığım. Orada desteğin önemliydi. Hoş geldin, sefa getirdin. Hoş bulduk hocam. Nasılsın? İyiyim. Seni sormalı Gül. Sen nasılsın? Ben de iyiyim hocam. Yayında olmaktan çok mutluyum. Özellikle ben, sizinle olmaktan çok mutluyum. Ben de seninle olmaktan çok mutluyum. Gül bana şahane bir kolye tasarladı. Ametist taşından tasarlanmış. Ben bir balık burcuyum biliyorsunuz. Ametist taşı aynı zamanda sezgilerinizin güçlenmesine neden olabilecek. Evet. Çok önemli bir doğal taştır. Doğal taşlar bizim hayatımızda ne kadar etken? Hocam doğal taşlar bizim hayatımızda aslında oldukça yüksek bir etkisi olan, aslında kullanıldığında enerjimizi, auramıza yükselten, hayatımıza kolaylaştıran özellikleri çok fazla. Şahane. Peki önümüzdeki süreçlerde bir güneş tutulması ve ay tutulması söz konusu olacak. Bu güneş tutulması ve ay tutulması öncesi herhangi bir önerebileceğin bir doğal taş var mı? Mesela güneş tutulması öncesi kuvars önerebilirim. Pembe kuvars, kristal kuvars. Kristal kuvars biliyorsunuz onun da enerji alanı çok yüksek bir taş. Güneş tutulması öncesi ruhumuza, bedenimize daha bir iyi gelir hocam. Sen sadece doğal taş satmıyorsun. Sen kişilere olayları tespit ediyorsun ve kişilere evet. Uygun doğal taşları bileklik ve kolye olarak kolye. Onları uyumlayarak onların hayatında şifa getirebilecek şekilde hazırlıyorsun. Doğrudur, evet hocam. Doğrudur hocam. Bakın bana da gerçekten muhteşem bir kolye tasarladı. Ben çok beğendim. Çok emeğine sağlık. Şifa olsun hocam. Sağ ol. Ben sana geldim. Dedim ki evet, kardeşim, hocam. Sevgili Gül, benim parasal konularla ilgili sorunum var. Sen bize bu konularla ilgili ne yapıyorsun? Hocam bu konularla ilgili ben hemen danışanımı alırım. Derim ki senin parasal konularla ilgili sıkıntın nerede kaynaklanıyor? Önce onu tespit ederiz doğal taşlarla. Sitrin taşı başta olmak üzere hocam. Akik bunu destekleyecek. Sitrin taşının özelliği çok büyük. Geçmiş dönemlerde Osmanlı dönemlerinde kervanlarda kullanılmış, kasalarda hala kullanılır sitrin taşı. Ticaret taşı olarak geçer. Bunun yanında pirit taşı ilave edebilirim. Akik taşı ilave edebilirim. Bolluğu, bereketi artırırız. Hastalıklarla da ilgili kullanılıyor değil mi Gül? Evet. Mesela şeker hastalığında sitrin taşı çok güzel hocam. Yani çok fayda sağlıyor. Taşların, doğal taşların tene değmesi daha önemli değil mi? %100 çok önemli hocam. Alıp da çantada taşımak değil, takıp temas ettirmek daha önemli. Çünkü ben de işte bazı konularda danışanlarıma bazı önerilerde bulunuyorum. Ve bu anlamda evet, doğal taşlar, bakın arkadaşlar, evet uyurken başımızda durabilir. Evet, ama tene değen olan, yani sizinle birebir temasta olduğu takdirde esasında o enerji akışını dengeleyebilir ve doğru anlamda şifasını sunabilir. Peki başka böyle bir iki tane bize şifre ver taşlarla ilgili Gül. Pembe kuvars hocam. Pembe kuvars taşlarımız mesela iletişimi çok güzel destekler. Öfkeyi yavaşlatır. Huzur verir. Aynı zamanda pembe kuvars aşk taşı olarak da bilinir. Çünkü iletişimi güçlendiriyor. Ay o zaman bir şey diyeceğim. Sevgilimizle kocamızla böyle yatak odamıza bir tane ne kız? Pembe kuvars mıydı? Ben balık ya gittik evet. Ama ben. Pembe kuvarsı koyduğumda haşne fişne daha mı iyi oluyor kız? Tabii iletişim daha yüksek. Kalp çakrasını da çok destekliyor pembe kuvars. Aa, kızlar.
Konuşkolarla aramızı düzeltmenin yolunu bir nebze de olsa bulduk gibi. Pembe Evet. kuarsa Evet. güzel. Ben sadece tabii bunları kolye olarak değil, aynı zamanda taşları da satıyorsun, değil mi? Evet, parça taşlar da satıyorum. Mesela sitrin taşı, hani kasalarda bulunur dediğimiz sitrin taşı. Sitrin taşının yanına ne verebilirim? Kasayı koyması için, daha bolluğu bereketi getirmesi için pirit taşı verebilirim. Bu şekilde parça taşlar da satıyorum. Aa, demek ki bak bir şey söyleyeceğim. Ne yapıyoruz? Demek ki hani ticaret yapan, kasası olan sevgili dostlar pirik taşı ve sitrin taşını muhakkak kasasında koymalı. Evet hocam. Tabii bunları bir de bir şey söyleyeceğim. Böyle ben bu videolarda ayın en şanslı günü, yılın en şanslı günü diye veriyorum ya. Alın gülden o günlerde de koyduğunuzda bereketiniz iki kat daha fazla artar, biliyor musunuz? Süper. Evet hocam. Ve ben sizin programlarınızı çok böyle takip ediyorum. Zaten öğrenciniz de olduğum için biliyorsunuz az çok birbirimizi de tanıdığımız için bu buğday ritüelleri, maydanozu. Benim hayatımda dönüm noktası olmuştur hocam bunlar. Yani güzel. Bak bu programların işe yaraması ne kadar güzel, biliyor musun? Bazen bana benim izleyicilerim söylüyor. Senin izlenmelerin ne kadar az, like'ların ne kadar az. Tabii ki bunlar günümüzde çok önemli. Hani Evet. izlenmek, like almak, ama gerçekten buna inanın. Bir kişinin bile o video belki bazen 100.000 kişi tarafından izlenir, ama bir kişinin yüreğine veya hayatına dokunmayabilirsiniz. Çok izlenmek değil, İnsanların hayatına dokunabilmek ve gerçekten o zaman işte benim de enerjim açılıyor. Allah bana da yürü ya kulum diyor. Hani siz ne kadar şifalanırsanız ben de o kadar maddi ve manevi anlamda şifalanma olayımı arttırabiliyorum. O yüzden izlenmelere değil, olaylara kaç kişinin hayatına dokunabildiğimiz son derece önemli. Başka ne var mesela? Aşk konuştuk, para konuştuk, ağrı. Şimdi insan... Cesaret konuşalım hocam. Özgüven konuşalım. Aslında çok Kaplan ihtiyacım. gözü. Özgüveni çok yüksek bir taştır. Özgüven ticarette de çok kullanılır. Mesela kaplan gözü taşıdığı zaman bir insanın aurası daha yükselir, daha cesaretli, daha böyle kendinden emin durur. Geçen gün ben bir yazı yazdım. İnsanların kendine güveniyle alakalı. Tabii ki cesareti olan insan kendine güvenen insandır. Evet. Peki insanların kendine güvenini arttıracak, kendine inancını arttıracak yine kaplan gözü müdür? Kaplan gözü, lapis azuri, bunları karışımı yani karışım yapıp da bileklik, takı, kolye olarak yaparsak daha güçlü olur. Anladım. Çünkü bizim insanımızın en temel konularından biri kendine güvenmemesi ve kendinle ilgili konularda eksik kalması. Çok Burada bir sağ şey söyleyebilir miyim ol. hocam? Mesela amatist taşı duygu durum bozukluğuna da çok iyidir. Pembe kuarsla beraber, aşk taşıyla beraber bu şekilde kullanıldığı zaman duygu, durum bozukluğu, iletişim daha yüksektir. Kız bak, böyle bant bile olarak kullanabilirsin. Bak sevdim ben bunu vallahi böyle. Oh, Evet. böyle kal. Başka? Kan taşı, kanada kan taşı hocam. Kandaki enfeksiyona, kan hastalıklarına, kemik yapılarına çok iyidir. Bak mesela önümüzdeki süreçlerde bu iki tane tutulma var. Bu tutulmalardan biri baş ağrısı, bel ağrısı ve böbrek ağrıları ile ilgili konuları tetikleyecek. Diğer tutulmada 28 Ekim'deki özellikle boğaz, boyun bölgesi ve cinsel bölgeyle ilgili konuları gündeme getirecek. Onlarla ilgili bir çalışmayı Gülden yaptırabilirsiniz, biliyor musunuz? Özellikle Evet. boğa, terazi ve koç burçları. Bakın bu tutulmaların enerjisini bir şekilde hayatımızdan kolay bir şekilde atlatabilmemiz için neler mümkün diyoruz, ama bazı mantra, efendime söyleyeyim, doğal taş, bazı çalışmalarla sağıtmamız gerekiyor enerjiyi, yumuşatmamız gerekiyor. Bu konuda da doğal taşlar son derece işe yarayan bizim için Allah'ın büyük lütufları. Evet, mesela aquamarin. Aquamarin enfeksiyon ve üst solunum yolu hastalıkları için çok iyidir hocam.
Özellikle ben okula giden öğrencilerde, öğrenci bilekliklerimde Aquamarin, öfke kontrolü, ders başarısı, odaklanma kullanıyorum. Özellikle bak çocuklarda, çocuklara diyemiyorsun ki bak Merkür'ün şöyle böyle. Sevgili anneler babalar, çocuğunuzun odaklanma sorununa çözüm olabilecek, derslerinize iyi gelebilecek. Hangi taştı kız? Lapis azuri, aquamarin, amatis, bunlar inanılmaz çocuklara destekler hocam. Şahane. Şöyle bir şey yapalım mı Gül? Burç yorumlarına geçeyim ben. Sen burç yorumlarına Koç burcunu anlatırken sen Koç burcunun doğal taşıyla ilgili bizlere bilgi ver. Gitme bir yere. Okey hocam. Olur mu? Sevgili tamamdır. Koçlar. Şimdi anlat bakayım Koç burcunun doğal taşı nedir ve neresine iyi gelir? Malahit taşı ve aquamarin. Koç burcu ateş, yani ateş elementi olduğu için enfeksiyonel hastalıkları çok barındırır. Aquamarin enfeksiyonel hastalıkları çok iyi gelir. Şahane. Peki bununla beraber onun o öfkesini dindirebilecek, onun biraz daha esasında olaylara daha yumuşak bakmasını sağlayabilecek. Amatis ve Jasper karışımı güzel bir destek yapılabilir hocam. İyi gelir diyorsun. Evet. Şahane. Şimdi yakut da kullanılabilir. Yakut. Evet. Yakut biliyorsunuz tamamıyla vücut titreşimini yükselten, negatif enerji alıp pozitif enerji veren bir taştır. Ya ne güzel. Şimdi Koç burcu ile ilgili doğal taşını öğrendikten sonra sevgili koçlar, esasında bu hafta sizler için inanılmaz derecede önemli bir hafta. Neden? Çünkü karşıt burcunuzda, terazi burcunda bir tutulma söz konusu olacak. 4 Nisan ile 14 Nisan doğumlu sevgili koç burçları kadersel bir döngüdesiniz. Ama tabii ki ne var? Tam kadersel etkide olduğunu, hangi burçları, yani hangi doğumlu olduğunu merak ediyorsan videonun altındaki tutulma videosunu izlemen gerekiyor. Bir kere evlilik, şimdi bazı burçlar mesela evlilikle ilgili konularda karar alacak. Bazıları boşanma, bazıları ayrılık kararları alabilecek. Tabii ilişkiler de son derece sevgili koçlar için son derece önemli olacak. Tutulmayla ilgili yorumlar yine dediğim gibi nerede kız burç yorumları video. Ama tutulma kız benim bu bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi biz bu videoyu çekerken Merkür'le Neptün karşı taşıda ben bir haftadır neler yapıyorum Gül biliyor musun? Ya artık kendimi gülmekten alamıyorum. Ne unutkanlıklar. Allah! Ne unutkanlıklar. Aman ne yapayım, hayat böyle bir şey. Sevgili koçlar, ilişkilerinizle ilgili konuda biraz ipleri sıkı tutmanız gerekiyor. Şimdi ne var biliyor musunuz? Özellikle sevgili erkek izleyiciler, yalana başvurmamanız gerekiyor. Tamam mı? Son derece dürüst olmanız gerekiyor. İlişkinizle de ilgili hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Umduğunuzu bulamayabilirsiniz ama çok böyle esasında enerjinin yüksek olduğu bir hafta içindesiniz. Sakinliğinizi korumanız gerekiyor. Ve özellikle akrep burcu, yengeç burcu, balık burcu kadından, iş hayatındaki kadınlardan gelecek yardımlarla da parasal anlamda hayatınızda önemli bir viraj almanız söz konusu olabilir. Önemli bir hafta. Sakinliğini koruman gerekiyor ve bu sakinliği korurken son derece kararlarını da iyi bir şekilde alman gereken bir süreç içindesin. Ve özellikle sevgili koçlar, 9-12 Ekim tarihleri son derece önemli. İlişkilerinizle ilgili, evliliğinizle ilgili konularda bazı sorunlara çıkabilir. Sakin kalmak zorundasın. Sen ani kararlar vermemen gerekiyor. Biraz uslu durursan senin için çok daha iyi olacaktır. Evet, boğa burçları. Bak bu ay boğa burçları için de önemli sevgili Gül. Çünkü karşıt burçlarında bir tutulma söz konusu. Kafa gidiyor kız benim. Bir tutulma döngüsü içindeler ve son derecede önemli bir tutulma döngüsü içindeler ve
28 Ekim günü Boğa burcunda gerçekleşecek olan bir ay tutulması söz konusu olacak. Şimdi hem ay tutulması için hem de onların genel hayatında hangi taşlar iyi gelir? Lapis özürü Boğa burçlarına çok iyi gelir. Kaplan Gölcü ve Pembe Kuvars. Pembe Kuvars zaten enerjisi çok yüksek bir taş. Lapis Azuri ve Kaplan Gözü'yle desteklenerek kullanılabilir. Hem ruhlarına hem bedenen şifalandırırlar. Aynı zamanda bir de rodolit. Kilo sorunları olacak için rodolit kullanmaları gerekiyor. Evet, kilo sorunu çünkü Jüpiter burçlarında onları genişlettiği için biraz daha zayıflamalarına veya kilolarını dengede tutmalarına yardımcı olacak. Ne taşı? Rodolit. Ha. Rodolit taşı. Bir şey söyleyeceğim. Bu taşı taktığımızda da zayıflamamıza yardımcı mı oluyor? Tabii ay taşıyla beraber kullanılırsa tabii ki zayıflama bilekliği olarak da yapılıyor hocam. Aa, ne güzel. Şöyle bir şey yapacağız. Şimdi bak, senden şu sözü istiyorum. Bu video yayına girmeden önce benim profilimde bir çekiliş olacak. Benim 3 takipçime ihtiyacı olan bilekliği hediye edeceğim. Tamam hocam, bir tane de benden olsun, 4 takipçiye isim analizi bileklik hediye ediyoruz. Süpersin. İsim analiz ederken sen aynı zamanda numarologsun değil mi? Evet hocam. Numaroloji, ne derler? Numaroloji danışmanlığı da yapıyorsun. Şahane. Evet. Hemen gidin Instagram hesabımda. Orada güzel bir çekiliş postu var. İlk önce sevgili Gül'ün Instagram hesabını takip alacaksınız. Oradaki posta 3 kişiye tıklayacaksınız. 4 kişiye inanılmaz derecede ihtiyacı olan bilekliği hediye edeceğiz. Allah razı olsun senden. Şimdi sevgili Boğa bereket olsun. Amin. Sevgili Boğa burçları, önemli bir haftada olduğumuzu buradan söylemiştim. Özellikle 9 Ekim'le beraber gelirlerinizde inanılmaz derecede bir artış söz konusu olacak. 12 Ekim'le de beraber özellikle ilişkilerinizde, evliliğinizde ve ortaklıklarınızda artık son derece hareketli süreçler olmuş, başlamış olacak. Tabii ki bu 9 Ekim'de Venüs'ün Başak Burcu'na geçmesiyle beraber bu Aslan Burcu'ndan gidecek olan Venüs sizin hayatınızda inanılmaz derecede bir rahatlamaya sebebiyet verirken gelin bu haftayla ilgili maddi konularla ilgili belirsizlikler, sizlerin yaratmış olduğu ikilemler ve bununla beraber gönül ilişkilerinizde yaşanabilecek bir takım arızalar ve sorunlar gündeme gelebilir. Bu haftanın herhalde en çok böyle yardımsever burçları akrepler, yengeçler ve balık burçları. Kesinlikle o bir balık burcudur ama onu da söyleyeyim. Çok uzun zamandır hırpalandığını biliyorum. Bak, senin için en uygun şarkı Yıkılmadım Ayaktayım şarkısı. Sabret. Yaralarını sarabileceğin günlere imza atacağım ve gerçekten oh be, ben bu süreçten alnımın akıyla çıktım diyebileceğim bir hafta yardımlar söz konusu olabilir. Sana sabret demiyorum artık, biraz daha gözünü dört açarak hareket edersen bu hafta sorunlarını halledebileceğin ama artık senin de bir şeyleri bırakman gerektiği dönemlerde olduğunu da hatırlatmak istiyorum. Sen değişmek zorundasın. Ben sana bunu hep söyleyeceğim, hep söylemeye de devam edeceğim. Sen değişime direndiğin sürece bu iş olmaz, olmayacak. O yüzden lütfen ama lütfen. Önemli günler, önümüzdeki günler senin için çok daha önemli olacak. O yüzden aklını başına alarak hareket edersen iyi olacak. Sevgili ikizler, anlat abla bakayım, ikizler burcu için doğal taş önerim ne? İkizler burcuna apatit öneriyorum. İkizler burcu çok hareketli olduğu için, dalgın ve odaklanma sorunları çok yüksek olduğu için apatit ve ikizler burcuna sitrin taşını. Niye? İkizlerin para enerjisini biraz yükseltmek gerekiyor. Akik ve sitrin, apatit öneriyorum. Kız, bunların çelelerini tutması için bir doğal taş var mı? Ya onları tutturamıyoruz hocam ya. Ayarları yok. Ben türlerini dengeleyecek bir acaba taş var mı diye. Ha.
Aslında rutin kuvarsta biraz dengelenebilir. Rutin kuvarsta kullanabilirler. Ay inşallah, yemin ederim inşallah. Şimdi bir kere aileden 9 Ekim'le beraber aileden gelebilecek maddi destekler dönemi son derece başlıyor. Onu da hemen söyleyeyim ama 10-12 Ekim tarihlerinde sağlığınızla ilgili konularda çok önemli. Özellikle ameliyat, operasyon. Bak, çok acil durumlar haricinde gerçekten erteleyebiliyorsan 10-12 Ekim tarihlerinde bu operasyonlarla ilgili, operasyonla ilgili konuları ertelersen senin için çok daha iyi olur. Maddi konularla da ilgili 10-12 Ekim tarihleri arasında adım atmazsan senin için çok daha iyi olacaktır. Yine ballısın ayol. Bak, bu hafta esasında senin bütün hayatındaki sorunlar ve problemlerle ilgili olayları tereyağından kıl çeker gibi halledebileceğin bir süreç. Esasında bu 14 Ekim'deki tutulma son derece senin için de hayatını kolaylaştıracak bir tutulma. Yani iyi gelecek sana. Tamam mı? Bir karar vermek durumunda kalacaksın. Bu kararı verirken biraz zorlanabilirsin. Ondan sonra hayatınla ilgili biraz bu hafta mücadele etmen gerekiyor. Tamam mı? Bak, bu hafta parasal konularla da ilgili son derece iyi bir süreç içinde olacağını söyleyebilirim. Bir iki tavsiye ver Gülhem. İkizler Burcu aynı zamanda kaplan gözü de kullansın. Ve İkizler Burcu'na inci de çok iyi gelir. İnci taşı ruhu da dengeler. Huzuru da dengeler. Yani büyük inci var mı? Büyük şöyle şöyle. Küçük inciler var hocam. Büyük incilerimi hep ofise taşıdım. Şu anda ben evde olduğum için ofise düzenliyorum ya. Normal, bak normal, burada da sizin tavsiyelerinizle ilerliyorum. 1 Kasım. Senin doğum haritana uygun oldu hiç. Evet. Tamam. O yüzden sevgili Gül benim aynı zamanda danışanım olduğu için orada bunu yapıyoruz. Şimdi sevgili ikizler, nereye baktın, kime baktın ve olaylara nasıl baktığınla ilgili bir bakış açısı problemi yaşıyorsun ki sen hani çok da böyle problemler yaşayabilecek bir burç değilsin. Benim için netice önemli. Bu hafta gerçekten sorunlarını halledebileceğin ve ilahi bir yardımın da sana gelerek hayatını düzenleyebileceğin bir hafta seni bekliyor. Tutulma konusunda şanslısın, onu da hemen belirteyim. Sevgili yengeç, onlara ne öneriyorsun? Ay taşı öneriyorum yengeç burçlarına. Ay taşı öneriyorum yengeç burçlarına. Ve inci, akik, bir de kehribar öneriyorum. Kehribar kemik yapılarını güçlendirmesi için. Ki onların da biliyorsun bir Plüto döngüsü içindeler ve sağlıkla ilgili bazı yengeçler inanılmaz derecede sorunlar ve problemler yaşıyor. Enerjilerini nasıl yükseltebiliriz onların? Hangi taşla? Amatis enerjilerini yükseltmek için ay taşı ve yeşim taşı. Yeşil önemli. Taşı vücut ağrılarını ve şişkinliklerini iyi gelecektir. Ay taşı da huzur ve biraz daha enerji boyutunu yükselteceği için çok iyi gelecektir onlara. Şimdi onlar için 10-12 Ekim tarihleri çok önemli. Karşı burçlarındaki o Plüto eş konumda olacak. Özellikle ilişkileriyle ilgili bir sınava tabi tutacak ve özellikle evli olan yengeç burçları gerçekten evlilikleriyle ilgili çok sorun ve problem yaşıyorlar sevgili Gül. Burada esasında tam her şey çok daha iyi yolunda gidiyor derken sen bir ihanetle karşı karşıya gelebilirsin ve hayatında bununla ilgili bir karar verme aşamasına geçebilirsin. Bu ihanet illa eşinden gelebilecek bir ihanet değil. İş yerinden olabilir, arkadaşlarından olabilir. Tamam mı? Bir karar vereceksin ve bu karar neticesinde bir harekete geçme olasılığına geçeceksin. İlişkilerinle de ilgili konuda bak, ilişkilerin, aşk hayatın, ilişkilerin, love, yani biraz daha flört hayatında daha olumlu gelişmeler söz konusu olabilir. Hayatında bence sen biraz
sağına ve soluna bakarsan senin için çok daha iyi olacaktır. Bu hafta senin için en zorlu süreç 9 ve 12 Ekim tarihleri arasındaki, özür dilerim, 10-12 Ekim tarihlerindeki süreç son derece iyi olacak. Ama 9 Ekim'le beraber Dost Burcu'ndaki Venüs'ün Başak Burcu'na geçmesiyle beraber hayatında da olumlu anlamda parasal konuda son derece iyi ve güzel süreçlerin müjdesini sana verebilirim sevgili yengeçler. Ah, bu aslanların çektiğine ne diyorsun sen? Temmuz'dan beri hatta ve hatta ne Temmuz'da kız? Bir Haziran'dan beri neler çekti bunlar? Yükselen aslan olarak. Anlat abla, ne yaptın? Çok zorlandım ama ben şanslı olanlardanım hoca. Çünkü ben doğum haritama baktırdığım için kötülü tarihleri, iyi tarihleri bildiğim için çok şükür ki Rabbime güzellikle geçirdim. Sadece Allah, aşk konusunda düşüşlerdeyim. Ya şimdi hepsini toparlayamıyoruz bebeğim. Yani anladın mı? Bir yeri toparlarken bir yer problem çıkabiliyor. Ama orada da çok büyük bir sorun yaşadın mı? Yok, çok büyük sorun yaşamadım. Ama hani biraz inişlerim oldu. Ama yine de güzeldi. Çok güzel geçti. Maddi boyutu benim için çok güzel geçti. Süper. Önemli olan zaten hayatta iki tane güç var. Güç, odak var. Bir maddiyat, bir sağlık. Bu ikisi yerinde olduğu zaman diğer konuları kolaylıkla halletme olasılığımız çok etken olabiliyor. Sevgili aslanlar, sevgili gün, ilk önce sen bir tavsiyelerini ver bakayım. Ben aslanların sprint taşı zümrüt öneriyorum. Çünkü aslanların maddiyatı güçlüyse aslan güçlü hissediyor. Kök çakrası, yani kırmızı mercan kullanabilirler, desteklesinler, mutluluk hormonunu yükseltsinler. Şimdi sevgili aslanlar, 9 Ekim'le beraber Venüs burcunuzu terk ediyor. Bu gerçekten son derece önemli ve iyi bir haber. Artık sizin için biraz daha olayları doğru olarak algılayabileceğiniz bir süreç. Ama ne var biliyor musunuz? Bu özellikle Temmuz ve Ekim ayları arasında olayları halının altına mı süpürdün yoksa olaylara çözüm odaklı mı baktın? Buna çok iyi odaklanman lazım. Neden biliyor musun? Eğer sen olayları halının altına süpürdüysen 2024'ün Aralık ayından itibaren bu konuları, yaşadığın olaylarla ilgili konuları çok daha fazlasıyla negatif anlamda yaşama olasılığın var. O yüzden olaylardan kaçmak yerine olayların üstüne giderek iyileştirici gözle bakarsan senin için çok daha iyi olacaktır. Bu 14 Temmuz'daki, özür dilerim, 14 Ekim'deki tutulma, bakma, sana inanılmaz derecede iyi geliyor. 10-12 Ekim tarihlerinde sağlığınla ilgili konulara dikkat etmen lazım ve iş hayatınla ilgili konulara dikkat etmen lazım. Ondan sonraki süreçte çok daha iyi ve güzel süreçler olacaktır senin için. Biraz esasında laf dinleme zamanı. Annenin lafını dinle, kardeşinin lafını dinle, eşinin lafını dinle, yeri geldiyse patronunun lafını dinle. Esasında ihanete uğradın, gerçeklerle yüzleştin, çoğunuz depresyondasınız, çoğunuz yaşam enerjinizi, yaşamla ilgili enerjinizi kaybettiniz. Ama şunu unutmayın, siz güneşin çocuklarısınız. Yani sizin burcunuzun yönetici gezegeni güneş. Güneş batar ama her seferinde yeniden doğar. Güneş önünden bir bulut geçer ama güneşin parlaması yine devam eder. O yüzden şimdi kendini bir topla. Küllerinden yeniden doğmak için hayata merhaba de. Şu bir an önce depresif, ümitsiz durumlarını hayatından çıkar. Bu haftadan itibaren güneş öyle bir doğacak ki bu güneş seni kemiklerine kadar ısıtacak. İkilem içinde kalabilirsin. Tamam mı? Hiç kalma. Sen de bırakman gerekeni bırak. Artık bu haftadan itibaren çok önemli bir süreçle beraber inanılmaz derecede, sen bile inanamayacaksın, hayatında iyileşmeler söz konusu olacak. Kartlar güzel çıktı. Astrolojik veriler de bu anlamda son derece güzel. Seni destekleyen bir
tutulmayla beraber güzel günler seni bekliyor. Başakları önerin nedir? Başaklara sodalit öneriyorum. Eklem ağrıları ve amozit öneriyorum. Ruhlarını güzelleştirmeleri için. Akik öneriyorum. Bolluğunu, bereketini desteklemeleri için. Aynı zamanda amatist de öneriyorum. Niye? Ruh dengelerini sağlasınlar. İniş çıkışlarını, ruh denge, durum bozukluklarını dengelemeleri için. Akik taşıyla amatist taşı ve sodalit taşını bir arada kullanırsanız arkadaşlar, hem ruh dengenizi, hem bolluğunuzu, bereketinizi, hem de sağlığınızı şifalandırmış olursunuz. Ah be! Şimdi bu başaklar da 25 Ağustos'ta başlayan bir Merkür retrosuyla beraber hayatları perde. Kız ay bir şey söyleyeceğim. Benim karşıt burcum ve bu Merkür retrosu benim Merkür'ümün ve Güneş'imin karşıtında başladı. Sonra bir geriye gitti, sonra ileriye geldi. Neptün'de derken kız ben bir Leyla'yım. Ben içmeden benim kafa trilyon iyi hayatım. Danışanları unutuyorum, yapmam gerekenleri unutuyorum. Ben gökyüzüyle çok savaşmam. Eğer bunu yapılması gerekiyorsa budur. O yüzden ama 9 Ekim'le beraber paralanıyorsunuz. Yani para gelmeye başlıyor. Çünkü şansın ve bereketin gezegeni Venüs burcunuza geliyor. Bu sizin aşk hayatınızda, ilişki hayatınızda düzelmelere, maddi olarak inanılmaz derecede hayatınızda güzelliklere, güzelliklerin habercisi. Tamam, okey, enerjiniz yükselecek. Ama bu Merkür retrosunun getirmiş olduğu sorunları sanırım pek anlayamadınız siz. İşin ciddiyetini anlayamadınız. Bu süreç içinde yapılan uyarıları anlayamadınız. Sen de eğer Aslan Burcu gibi halının altını süpürdüysen 2024'te yine tekrar burcunda bir Merkür retrosu söz konusu olacak hayatında, tamam mı? 10-12 Ekim tarihleri arasında çocuklarınızın sağlığı, çocuklarla ilgili olaylar, konular gündeme gelirken aşk hayatınızda biraz sorunlar ve problemler açığa çıkabilir. Ama dedim ya, aşkın ve sevginin gezegeni Venüs burcunuza geliyor. Biraz daha esasında bak, bir şey söyleyeceğim. Baktığın yere, bulunduğun yere çok iyi bakman gerekiyor. Ayaklarının üzerinde çok iyi durman gerekiyor. Laf dinlemen gerekiyor. Uyarıları dikkate alman gerekiyor. Sen bu hafta bunları umarım yaparsın ve toparlayıcı olursun. Çok büyük radikal hareketler yapma. Biraz daha bekle. 9 Ekim'den sonraki süreçlerde çok daha iyi olacağının altını buradan getiriyorum. Teraziler. Teraziler, pembe kuvars, ay taşı, ruhumuzu, bedenimizi, kalbimizi güzelleştirelim. Karar vermekte bağımlılıklarımızı bırakamıyor muyuz? Lapis kullanalım, rabrodit kullanalım. Şahane. Biliyorsun bir de şimdi çok kadersel döngünün üzerindeler. Bir güneş tutulması 14 Ekim'le beraber ki bu haftayla beraber etkisini hep beraber yaşamaya başlayacağız. Bütün burçlara şunu söylemek istiyorum. Bakın bu hafta sakin kalın. Esasında bu hafta sakin. Ben hep tutulmalarda ne yaparım biliyor musun? Sinirlendiğim zaman hemen kendimi geri çekerim. Niye? Çünkü o sinirlik, o tutulma enerjisiyle beraber çok uzun süre devam edebilir. Yapmayın bunu kendinize. Sakin geçirin. Sessiz geçirin. Sevdiklerinizle ılımlı geçirin. Tamam mı sevgili teraziler? Ve dediğim gibi çok özel bir süreçle karşı karşıya kalacaksınız. Özellikle 9 Ekim, 19 Ekim doğumlu terazi burçları hayatınızda çok önemli bir değişim süreciyle karşı karşıya kalacaksınız ama şu alttaki videoyu ve videonun sonundaki videoyu bir izleyin bakın. Size çok özel şeylerim var. Nelerim var? Tavsiyelerim var. Ve tabii ki bununla beraber sevgili teraziler ne diyeyim size? Ha bak 9-12 Ekim sizin hayatınızda çok fazla zorluklarla hareket edebileceğiniz bir tarih. Videonun başında zaten neler olabileceğine dair çok fazlasıyla şey yaptım. Hayatla çok savaşmayın bu hafta. Kişilerle çok savaşmayın. Tamam mı? Yani ateş topusunuz.
Sinirinize hakim olmanız gereken bir süre içindesin. Tabii ki olaylara bakacaksın. Tabii ki olaylar hakkında bir hüküm vereceksin. Sağduyulu bir hüküm ver. Aklınla hüküm ver. Bununla beraber harekete geçerken son derece önlemlerini alarak harekete geç. Bir karar vermek zorundasın. Bu verdiğin karar, düşündüğün olaylarla ilgili olaylar esasında çok da böyle hani hemen sonuçlanacak durumda değil. Uyarılarımı dikkate al. Tamam mı? Uyarılarımı dikkate alarak hareket edersen hayatında mutluluğunla ilgili konuları kolaylıkla halledebileceğin bir süre içinde olacaksın. Sevgili akrepler için tavsiyelerin? Sevgili akreplere tavsiye edeceğim doğal taş firuze, turkuaz, biraz boğazlarını birazcık. Su gibi bazen volkan gibi. Bir de ay taşı ve obsidiyen. Ya sen de benim gibi sertliği mi unuttun Allah aşkına? Evet, hemen oradan girdim. Maşallah, ben sizi kalkalım bir sen. Devam abla. Akrep burçlarına firuze öneriyorum. Turkuaz öneriyorum. Obsidiyen, ay taşı ve lal taşı. Biraz huzur taşı. Biraz huzurlansınlar. 12 Ekim'le beraber Mars burçlarına geliyor ve 12 Ekim'le beraber esasında akrepler için çok özel bir dönem başlıyor. Hem tutulmalar tetiklenecek, hem karşıt burcunda bir ay tutulması olacak. Hareketli, sıkıntılı ve problemli bir süreç. Tamam mı? Korumaya ihtiyaçları var. Sağlıklarını, paralarını. Obsidiyen. Bir an önce gülle görüşün kardeşim. Tamam, bu doğal taşların şifasından faydalanın. Hayırdır sevgili akrepler? Elini kolunu bağlayan konular ve olaylar neler? Hiç böyle bir güdü, hiç böyle bir duygu içine girme. Kendini topla. Çok güçlü bir burçsun. Eline hayatının iplerini alabileceğin ve önlemini alabileceğin her türlü zekaya, hislere ve güce sahipsin. Sorunlarınla ilgili konuda eşinden ve dostundan yardım almaktan çekinme. O zaman konuların üstesinden gelebileceksin. Ve önümüzdeki süreçlerde gerçekten senin için çok da güzel şeyler olacak. Bu yaşadığın süreçteki olaylarla ilgili ahlarla vahlarla değil. Bunlar seni öyle bir güçlendirecek ve seni hayatın içinde öyle bir usta hale getirecek ki sen bile inanamayacaksın. O yüzden bu hafta, yani hani gurur yapma, birilerinden yardım alman gerekiyorsa bu yardımları da al. Çok güçlenebileceğin bir sürece merhaba diyeceksin. Biraz sabret. Ay kim? Yaylar, 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 yaylar. Anlat abla, yaylar için ne öneriyorsun? Yayları mavi akik öneriyorum. Görmeyi reddettiklerine, labradorit öneriyorum. Bağımlılıklarından kurtulmalarına. Olix öneriyorum. Huzurlarına. Erilen erkekler özellikle eril enerjilerini yükseltmeleri için lal taşı öneriyorum. Ya saflıklarınız böyle aptallık derecesinde kullanan yaylar için bir önerim var mı Gül? Onlar için de turkuaz öneririm hocam. Biraz böyle dikkatlerini toplasınlar. Mavi dikkat çeksin. Mavi akik ve mavi turkuaz da mavi. Şimdi bu 14 Ekim'deki terazi burcundaki tutulma, güneş tutulması son derece onlara iyi gelebilecek bir tutulma, onu söyleyeyim. Ve tabii ki lütfen 10-12 Ekim tarihleri arasında parasal konularla ilgili sakın adım atmayın. Maddi konularınızla ilgili 6 ay içinde inanılmaz derecede bir iyileşme söz konusu olacak. Bu hafta patronunuzla, amirinizle, sizden yüksekteki mertebedeki insanlarla ilgili biraz sorunlar yaşayabilirsiniz iş hayatınızda. Hayatınızdaki garanti gördüğünüz konularla ilgili olayları sıkı sıkıya sahip çıkmanız gerekiyor. İşine sahip çık, aşkına sahip çık, evine sahip çık. Ama dediğim gibi 6 ay içinde, yani bugünden itibaren 6 ay içinde maddi koşullarınla ilgili öyle güzel süreçlere imza atacaksın ki sen bile inanamayacaksın sevgili yaylar.
Geldik kime? Oğlaklara. Oğlaklara dumanlı kuvars öneriyorum hocam. Rahatlasınlar, relax. Dumanlı kuvars, siyah turmalin. Bunları kullansınlar. Pembe kuvars. Şahane. Ya tabii onlar çok fazlasıyla hayatın gerçekten tokatını yiyen burç grubundalar sevgili Gül. Ve özellikle bu Plüton'un es konumda 10-12 Ekim tarihlerinde sağlıklarına önem vermeleri gerekiyorlar. Sağlığınız çok önemli. Bu dönemde saldırıya, mobbinge uğrama olasılığınız söz konusu olabilir. O yüzden 10-12 Ekim tarihlerinde çok da böyle insanlarla kavga edecek şekilde olmayın. Kimseyle direnmeyin. İlişkilerinize de lütfen önem verin. Sağlığınıza da son derece önem verin. 10-12 Ekim tarihlerinde sağlığınız sizin için son derece önemli. Yani mücadele etmeyi bırakmaman gerekiyor. Ve mücadele ederken zekanı çok iyi kullanman gerekiyor ki sen zaten strateji anlamında son derece usta olan bir burçsun. Merak etme, her şeyin üstesinden geliyorsun. Bu hafta senin başarıyla ilgili konuda 10-12 Ekim tarihleri haricinde gökyüzü seni inanılmaz derecede destekleyecek ve hayatında son derece önemli şeyleri getirecek. Biraz duygusal açıdan inişler ve çıkışlar söz konusu olabilir. Sinirlerine hakim ol. 10-12 Ekim tarihini eğer atlatırsan ne olacak? Hayatında güzel şeyler olacak. 10-12 Ekim tarihinde yaşayacağın olaylar hayatında son derece negatif anlamda iz bırakabilir. Aman dikkat diyorum. Sevgili kovalar. Ben. Sen. Severim kovaları ben. Ben bu kova olarak ay taşına, lapis azuri ve selenit taşına öneriyorum. Niye? Selenit taşı vücudumuzdaki sentetik elektriği alsın, gerginliği bir alsın. Bir böyle bizi hamurlaştırsın. Onlar da biliyorsun ilişkileriyle ilgili ve evlilikleriyle ilgili çok büyük bir sıkıntı içinde yer aldılar. Özellikle 3,5 yıllık olan bu 2,5-3 yıllık süre içinde evlilikleriyle ilgili onlara bir takım öneri ve bileklik ve özellikle takı çok önemli sevgili. Çift uyumu bilekliği olabilir hocam. Eş uyumu. Ondan sonra auralarını yükseltme. Dişil enerjilerini yükseltme. Kadın bayan yani kova burçlarına, erkek kova burçlarıysa lal taşı öneriyorum. Niye? Sakinleşsinler, kanını yavaşlasınlar, böyle karşı cinsi anlamaya özen göstersinler. Ay taşı ruhlarını güzelleştirsin. Kız sevgili kovalar, ne halt yediniz de bu kartlar sizin için böyle çıktı, inanamıyorum ben. Şimdi bir kere 14 Ekim'deki tutulma size yarayan bir tutulma söz konusu olacak. Maddi konularla da ilgili son derece güzel bir süreç olacak. Ama aşk hayatınızla ilgili, sevgi hayatınızla ilgili bir takım sorunlar olabilir. Ya bu hafta böyle hani güçlü insanlarla yapacağınız toplantılar veya görüşmeler varsa istediğinizi bulamayabilirsiniz. Ama bu çok da sorun değil. Aslında bu hafta yaşayacağınız her türlü negatif olay size çok iyi gelecek, biliyor musunuz? Sizi kendinize getirecek olan bir süreç olacak. Biraz daha kişilerle yaptığınız işlerle ilgili beklenti içinde olmayın, biliyor musunuz? Yani mesela bak şimdi Gül Kova Burcu, tamam mı? Biz bu programı yapıyoruz. Gül, bu programla ilgili hiç beklenti içinde olma. Akışa bırak. Akışın sana getirdiği bakalım hediyeler ne olacak? Bütün kovalara tamam, kabul ediyorum. Bütün kovalara bunu söylüyorum. Bu hafta tabii ki hani şimdi Gül bu programa hazırlandı. Bu programla ilgili konuştuk. Bak sizin ekranın önündeyiz. Tamam mı? Siz de gereğini yapın. Tevekkül. Neydi? Gereğini yapıp inşallah'a bırakmak. Bu hafta sizin için böyle bir hafta. Bu hafta böyle eğer davranırsanız çok iyi geleceksiniz ruhsal açıdan. Emin olun. Ay 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 ay. Dünyanın en tatlı. Dünyanın en şeker, dünyanın en hassas, en minnoş, en hassas burcu, balık burcu. Anlat abla. Amatist, zaten burcunun taşı. Bilginin taşı. Görme duyusunu artıran taş. Florit, huzur taşı, yükselme taşı. Turkuaz,
daha bir dikkat çekmenin için. Ve güneş taşı. Amatis ve güneş taşı. Ne? Güneşini yansıt, parlat, çakralarını dengele, temizle. Şimdi 9-12 Ekim tarihleri son derece önemli sevgili balıklar için ve başaklar için. Özellikle ilişkilerde sağlıkla ilgili konuda çok önemli. Sevgili balıklar, ayak, ayaklarla ilgili, ayaklar, parmaklarla, ayak bilekleriyle ilgili bir takım sorunlar yaşayabilirsiniz. Özellikle ilk ve dişle de ilgili konularda 9-12 Ekim tarihleri konusunda sizlere uyarıyorum. İlişkilerinize sahip çıkın. Bu hafta duygusal açıdan, bak, sözlerin çok keskin olacak senin. Kavga enerjisi içinde olabilirsin, bunu yapma. Kalabalık bir hafta içinde olacaksın. Ama bir şey söyleyeyim mi? Ne yaşarsan yaşa, sen de koruma altında olan bir burçsun. Yaşayacağın sorunlar ve problemleri kolaylıkla halledebilirsin. Ne demiştik? Satürn. Satürn'le ilgili keçi peyniri, keçi sütü ürünleri, sevgili Sofya, Sofya'nın arka bahçesi, Instagram hesabından hemen sipariş vererek bol bol özellikle başak burçları ve balık burçları tüketebilirler. Sevgili Gül, programda bana eşlik ettiğin için bir kere çok teşekkür ediyorum. Sevgili Gül'e şu aşağıdaki 0534 383 86 28 nolu telefondan kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Instagram hesabında sevgilin Gül'ünle ilgili bir çekiliş yapıyoruz. Rosa Piatra aşağıda var Instagram hesabı. Ne yapıyorsunuz? Takibe alıyorsunuz. Kadın dayanışması Gül'e kadın dayanışmasını sunuyorsunuz. O da çünkü ayaklarının üzerinde durmaya çalışan bir hanımefendi. Son neler söylemek istersin sevgili Gül'üm? Çok teşekkür ederim hocam. Öncelikle yayını aldığınız için ve bütün arkadaş ve eş dosta herkese şifa olabildiysek, bilgi aktarabildiysek ne mutlu. Ben teşekkür ediyorum. Gerçekten enfes bir kolye. Severek takıyorum. Emeğine sağlık. Şifa olsun diyorum. Aldım, kabul ettim. Kendinize iyi bakın diyorum. Kız, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Öptüm, bye. Görüşürüz. Yayın sonrası arayacağım. Kendine iyi bak. Bye bye.